Merhaba sevgili seyirciler. Mutlu Hayat Sırları programıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz sağlık konusuna değinmek istiyorum. Yaşamımız boyunca sahip olabileceğimiz en değerli şeydir sağlık. Sağlıklı olmadıktan sonra dünya bizim olsa da hiçbir anlamı olmaz. Sağlığımız olduğu sürece emek vererek, çaba göstererek tekrardan sahip olduklarımızı kazanmamız mümkündür. Sağlığın değerini anca onu kaybedince anlarız. Tanıdık geldi değil mi? Genellikle ailelerimizde bize bunları söylerler. Sağlıklı olduğumuz vakit önemsiz olarak görüp dünya malı için çabalarız. Vaktimizin değerini bilmeyiz. Ne zaman hastalandığımız, ne zaman bir şey başımıza gelse bunun farkına varırız. O zaman her şey için pişmanlık duymaya başlarız. Biz imanlar genelde elimizden geldiğince stresten uzak bir şekilde yaşamaya ve sağlıklı beslenmeye önem gösteririz. Yediğimiz gıdalarda Kutsal Kitap'ta öngörüler, yani Levililer 11. babda bize sayılan hayvanları kesinlikle yemeyiz. Ayrıca mümkün olduğunca etten kaçınmaya, hatta vejetaryen beslenme tarzına önem veririz. Bedenimizi Tanrı'nın verdiği bir armağan olarak kabul ettiğimizden her türlü uyuşturucu, sigara, alkol ve zararlı maddelerden uzak dururuz. Bol bol spor ve açık havada yürüyüşler yapar, doğayla çok yakından ilgileniriz. Yaptığımız her türlü işin ve faaliyetin Allah'ı yüceltmesine vesile olmasına özen gösteririz. Çevremizdeki insanlarla uyumlu ilişkiler içindeyizdir. Kavgadan, dedikodudan, çekişmelerden, her türlü yalandan, bazı insanlar beyaz, siyah diye bir ayırmaya gitse de iftiradan nefret ederiz. Hatta bundan birkaç yıl önce dünya çapında yayılan bir dergide kapak konuğu olduk. Özellikle biz imanlıların sağlığına dikkat etmesiyle en uzun yaşayan topluluk olarak geçtiği saptandı. Birçok topluluk daha bu habere eklenmişti. Tüm yaşamımız ve varoluşumuzu içine alan sağlık konusudur. Biz imanlar Kutsal Kitaba dayanan bir yaşam tarzı süreriz. Sağlık bizlerde tesadüfen oluşan bir olgu değildir. Zaten genel olarak da sağlık tesadüf içermez. Sağlıklı olmak için hepimizin buna emek ve dikkat vermesi gerekir. Belki hepimizin bünyesinde güçlü olduğumuz yanlar vardır. Fakat bu bizlerin çok sağlıklı olduğumuz anlamına gelmez. Hepimizin kendimizce zayıf noktaları ve bünyesinde zayıf yanları vardır. Sağlık kazanılmalıdır. Bir tesadüf değildir. Örneğin, yorucu bir gün geçirdiyseniz, bunun sonucunda spor yapmanız oldukça zordur ve hiç haliniz olmayacaktır eminim. Bunun yerine kanepeye uzanıp çekirdek çitleyip sevdiğimiz komediyi izlemeyi tercih ederiz. Yani bunu genellikle ben tercih ediyorum. Sizlerin de böyle düşündüğüne eminim. Fakat başta da söylediğim gibi sağlıklı olmak için emek vermek gerekiyor. Beni yanlış anlamayın. Her gün spor yapmak zorundasınız. İşte her gün sağlıklı beslenmek zorundasınız falan demiyorum. Anlatmak istediğim şey sağlık, dikkat ve özen gerektirmektedir. Şimdi hareket azlığının insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerini anlatmaya çalışacağım sizlere. İnsan vücudu evrimini ilk çağların güç doğa koşulları içinde tamamlandı. O çağlarda insan yaşamını sürdürebilmek için vahşi hayvanlara karşı savaşabilmek, güç doğa koşullarına göğüs gerebilmek için, yani beslenmek için güçlü olmak zorundaydı. Sürekli bir savaşın içindeydi insanoğlu. O zaman insanı çok güçlü bir fiziksel yapıya sahipti. Çünkü her şey doğaldı ve sağlığına dikkat ediyordu. Tüm kasları büyük bir gelişim göstermişti. Daha güçlü, daha süratli, daha dayanıklıydı eski insanlar. Sürekli bir hareketler dizisi içerisindeydi insanlar. Bir de günümüz insanını gözümüzün önüne getirelim. Bir ve karşılaştıralım lütfen. Bugün insan yaşamını sürdürmek için çok daha az hareket etmektedir. Fark ettiniz değil mi? Günümüzde bu az hareket yeni bir hastalık grubunun doğmasına neden oldu. Biz özellikle ev hanımları az hareket ediyoruz artık. Çünkü çamaşır makinemiz var, bulaşık makinemiz var, hatta fırınımız, her şeyimiz var. Sobaya odun atmak bile zorunda kalmıyoruz. Her şey teknolojinin gelişmesiyle fazlasıyla hareket gücünü tasarruf ediyor. Bu hastalık grubuna hareket azlığı hastalıkları da adı veriliyor. Artık bu hastalıklar günümüzde en çok can alan bir hastalıklar grubudur. Yani teknolojinin gelişmesiyle bizlerin evinde rahatlığımıza sağlanan birçok araç ve mekanizma bizim sağlığımıza zarar veriyor aslında. Kalp, damar hastalıkları bu grubun başını çekiyor. İşte bu hareket azlığı ile başa çıkmak, insanın yaşam kalitesini yükseltmek, insanı fiziksel anlamda günlük yaşamındaki etkinlikleri daha kolay yapar hale getirebilmek amacıyla yaşam boyu spor olgusu doğdu. Yani artık spor salonları ve spor moda oldu. Hepimizin düzenli bir hayat tarzı yok, kabul edelim. Yani ben öğrenci olduğum için genellikle koşturmayı tercih ediyorum. Koşturuyorum ve çalışıyorum. Böylece sağlığıma pek de dikkat edemiyorum. Ve sağlıklı yaşamayı başlamak pek de kolay bir şey olmuyor bu durumda. Çünkü hepimizin alışagelmiş bir temposu var. Değil mi? Bazen sağlıksız gıdalar bile bizlere daha tatlı gelir. Kabul ediyorum. Peki ya sağlıklı yaşamaya başlamak için ne yapmalı? Ve başlamamıza hangi faktörler neden olabilir? Tıp biliminin babası Hipokrat'ın bu konuda çok güzel bir söz söylemişti. Eğer her insana orantılı bir şekilde yemek ve fiziksel iş verseydik, belki de sağlıklı kalmanın yöntemini bulurduk demişti. Çok doğru demiş bence. Çünkü herkes eşit oranda hareket etmiyor. Hepimizin farklı bir hayat tarzı var. Ve hepimiz farklı şeylerle beslenmeyi tercih ediyoruz. Yani sevdiğimiz şeyler farklı, belki zararlı gıdaları seviyoruz, belki sağlıklı. Her birimizin kendimizce bir yaşayış tarzları var. Bu söz eskiden söylenmişti. Fakat günümüze kadar bu sorun gitgide büyümeye devam etti. Yani bu sorun çok eskiden itibaren başlamış ve günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle artan sağlık problemleri aynı teknolojiyle de iyileştirilmeye başlandı. Yani bir taraftan iyileştiriliyorken bir taraftan hasta ediliyoruz. Günümüzde bırakın sporu, çoğumuz, özellikle yaşıtlarım, ekrandan ekrana bakmaya alıştık. Her şeyi artık telefondan hallediyoruz. Her işimizi teknoloji sayesinde sanaldan halledebiliyoruz. Alışverişten fatura ödemeye kadar her şey elimizin altında. Artık fatura ödemek için uzun bir yol gitmemize gerek yok. Bazen daha az hareket etmeye başladık. Kaslarımız ve kemiklerimiz daha az egzersiz yapıyor. Bu da kilo alımını ve daha sonra çeşitli hastalıkların kapılarını bizlere açıyor. Bizler artık alışveriş yapmak için saatlerce alışveriş merkezinde dolaşmak bile zorunda kalmıyoruz. Her şey çok pratik. Beğendiğimiz bir kıyafeti telefondan kolayca seçip kendi evimize sipariş ettirebiliyoruz. Yemeği hazır bir şekilde sipariş ettirebiliyoruz. Aslında gerçekten bakılırsa her şeyi telefonumuzdan halledebiliyoruz. Eskiden bilirsiniz. Gerçi günümüzde köylerde hala fiziksel işler yapılmakta ve doğal şeyler gelmektedir. Fakat ben dahil birçok insan şehir hayatı yaşamakta. birçoğumuz rahat edebilmek için şehirlere akın ediyoruz. Peki ya şehirde yaşamak insanı nasıl değiştiriyor? Ben 12 yaşıma kadar küçük bir köyde büyüdüm. Sonra da çok büyük bir şehre taşındık. Ve burada şunu fark ettim. İletişim azalıyor. Fiziki iş neredeyse yok oluyor. Hava kirliliği, hormonlu besinler vesaire. Anlayacağınız doğal olmayan bir hayat işte. Gerçekten çok üzücü. Çünkü ben böyle yetişmedim. Ben böyle büyümeye başlamadım. Küçük bir kasabada bütün bitkilerin, yeşilliklerin, arkadaşların ortasında büyürken birden kapkaranlık ve egzoz dolu bir şehre gelmek oldukça zor geldi. Zamanla böyle bir hayat tarzı da ruhsal bozukluklar veya çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Çünkü şehir hayatı, yani bir apartman dairesinde yaşayan kişi ne kadar yaratıcı olabilir ki? Ne kadar kafasını dinleyebilir ki? Ne kadar bütün stresten uzaklaşabilir ki? Şehir hayatında insanı oyalayacak birçok faktör bulunuyor. İnsanlar hava kararınca köylerde olduğu gibi odalarına erkenden çekilmek yerine gece yarılarına, bazen de sabahlara kadar uyumuyor veya çalışıyorlar. Bu bazen aksayan işlerimiz veya arkadaşlarımızla aktiviteler bile olabiliyor. Ve böyle bir maratonda Tanrı'ya vakit ayıracak pek vakitimiz de olmuyor açıkçası. Halbuki insanı yaşatan, ona birçok olanağı sunan, yüce yaratıcımız nasıl unutulabilir? O bize her şeyi veriyor. O bize sabah uyandığımızda nefes veriyor. Bizlere çalışacak güç veriyor. Bizlere duygu hissedeceğimiz bir sürü şey veriyor ama biz onu unutuyoruz. Kutsal Kitap bizlerin sağlıklı bir hayat sürmemiz için gereken her şeyi anlatıyor. Bütün faktörleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tanrı bizler için en iyisini istiyor. Fakat bizler koştuğumuz bu maratonda duramıyoruz. Bu hayat temposunu durduramıyoruz. Sabah işe gidip akşam işten geliyoruz. Uyuyoruz ve sabah yine aynı şey. Fazla kapılıyoruz bazen. Sağlıklı bir hayat için hareket değil, yaşam ve arzu gerekiyor. Yaşamak gerekiyor. Yaşamak sadece kendimizi besleyip, bunu sabah uyanıp işe gitmek değil. Yaşamak, gerçekten yaşamak, bir şeyleri hissetmek ve sağlığına dikkat etmektir. Peki neden bu kadar sağlık üzerinde duruluyor? Hiç düşündünüz mü? Sağlığın hayatımızdaki yeri ne? Bence sağlıklı olmak sadece hastalıklardan kurtulabilmemiz için değil, sağlıklı bir bedende mutlu ve dinç olabilmemiz için de sağlıklı olmamız gerek. Genellikle mutlu olmak için spor oldukça motive eden faktörlerden bir tanesidir. Sağlık konumuzun üzerinde çok daha ayrıntılı duracağız. Fakat önce kısa bir ara verelim. Bizlere ulaşmak isterseniz ekranda görmüş olduğunuz mail adresinden ulaşabilirsiniz.